Paradoks. Paradoks kavramı felsefe başta olmak üzere çeşitli bilim dallarını ilgilendiren bir olgudur. Paradoks, tanım olarak kendi içinde çelişkilik gibi görünen bir ifadelerdendir. Bu ifadeler hem doğru hem de yanlış olarak kanıtlanabilir. Bunlar felsefede ve mantık biliminde birer önerme olarak kabul görürler. Bu kavramın daha iyi anlaşılması için detayları sizin için hazırladık. Paradoks, genel olarak kabul gören fikirlerin dışında olan düşüncelerdir. Bunlar çoğunlukla aykırı, inanılmaz ve beklenmeyen fikirleri özetler. Bir başka ifadeyle insan zihninin doğru kabul ettiği düşüncelerin yanlışlığını kanıtlayan önermeler paradokstur. Paradokslar insan zihninin kendisini sorgulamasına yardımcı olur. Düşünceleri farklı boyutlarla ele alarak zihin jimnastiği yapmaya imkan sunar. Ünlü filozofların ve matematikçilerin ürettiği birçok paradoks bulunmaktadır. Bu kavramı bir örnekle açıklamak daha anlaşılır kalacaktır. Örneğin Schrödinger'in kedisi dünyada en çok bilinen paradokslardan bir tanesidir. Ünlü kuantum fizikçisi Schrödinger bir paradoks üretmiştir. Buna göre bir kedinin bir kutuya kapatıldığı varsayılmaktadır ve kutuda zehirli gaz salınımı yapan bir şişe mevcuttur ve zehirli gaz en fazla 1 saat dayanıklı olan bir parçaya ile kumanda edilmektedir. Bu parça 1 saat boyunca dayanabilir ve gaz salınımı yapılabilir. Fakat parça 1 saatten daha az bir sürede de bozulabilir. Bu durumda bir kutunun içinde gaz salınımı gerçekleşir. Bu düşünceden yola çıkılarak 1 saatin sonunda kutu açıldığında kedi canlı olabilir fakat ölmüş de olabilir. Bu her iki durumda da olasıdır. Kedinin ölmüş veya canlı olma ihtimali bir paradokstur ve her iki ihtimali de doğru veya yanlış kılabilir. Bu paradoks gerçek bir kedi ve kutuya yapılan bir deney değildir. Bu yalnızca varsayımlar, bir düşünceyi gösteren hayali bir fikirdir. Burada amaç ihtimallerin gerçekleşme derecelerinin ölçümüdür. Peki paradoks örneklerini biraz daha deneyelim. Paradokslar insan zihninin sınırlarını zorlayan soruları içerirler. Bu sorular zihin çalışmasına yardım eder ve olguları derinleşmesine inceleme fırsatı bulurlar. Dünyada en çok bilinen paradoks örneklerinden biri de tavuk ve yumurta paradoksu olarak adlandırılır. Tavuk ve yumurta paradoksu bir soruyla insanlara yöneltilmektedir. Soru, tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar sorusudur. Bu düşünce irdelendiğinde gelişmiş tavukların bir yumurtadan çıkarak büyüdükleri bilinir. Ancak yumurtanın da kaynağı incelenirse yumurtanın tavuk tarafından üretildiği de göze çarpar. Bu düşüncelerden yola çıkılarak tavukların yumurtadan çıktığı kesin bir bilgidir. Ancak yumurtanın da tavuktan üretildiği yine kesin bir bilgidir. Bu fikre göre her iki önerme de doğrudur, kabul edilebilir, kesin kanıtları bulunmaktadır. Bir örnekleme verecek olursak da hukuk fakültesini bitiren genç ülkenin en ünlü avukatının yanında staj yapmak için başvuruda bulunur. Avukat gence tek bir şart ileri sürer. İlk davanda elde ettiğin bütün parayı bana vereceksin. Anlaşması imzalanır ve 2 yıl beraber çalışırlar. Tam staj bittiğinde genç anlaşmayı haksız bulduğunu, ilk davadan kazandığı parayı ona vermeyeceğini açıklar. Avukat tazminat talebi ile mahkemeye başvurur. Peki hakimin kararı ne olmalıdır? İki davalı duruşmada hakimin karşısına geçtiğinde avukat şunu söyler. Sayın yargıcım, bu davayı uzatmaya gerek yok. Çünkü eğer ben kazanırsam zaten parayı alacağım. Eğer kaybedersem yine alacağım. Çünkü anlaşmamıza göre ilk davasından kazandığı parayı bana verecek. Hakim tam avukatı haklı bulacakken bu kez genç avukat söz alır ve şöyle der. Sayın yargıcım, evet avukat haklı. Bu duruşma gerçekten gereksiz. Ama benim lehime, zira eğer bu davayı kazanırsam zaten ona bir şey ödemeyeceğim. Eğer kaybedersem anlaşmamıza göre ilk davayı kaybettiğim için ona yine bir şey ödemeyeceğim. Euklides hiçbir zaman bir kum yığını oluşturulamayacağını iddia etmişti. Çünkü bir kum tanesi yığın değildir. Yanında bir tane daha koyarsak yine yığın oluşmaz. Kum yığını olmayan bir şeyin yanına kum tanesi koymakla yığın elde edemeyeceğinize göre hiçbir zaman kum yığını oluşturamayız demiştir. Daha açık bir deyişle kabul edelim ki birer birer kum tanelerini bir araya getirelim. Diyelim ki 1 milyon adet kum tanesi bir yığını oluşturur. 999.999'u kum yığını olarak kabul edilmeyecek mi? Edersek bir eksiği de yığın olmaz mı? Yani hangi aşama bizim için yığın anlamına gelir? Benim paradoksum ise önümüzdeki insanları ya da düşündüğümüz insanların düşünce yapıları. Az çok nasıl düşündüklerini tahmin edebiliyoruz.
Ama onların gözleriyle düşünce ettikleri şeyin hayallerini bir türlü karşılaştıramıyoruz. Onların gözünden karşı tarafa ilettikleri bir tür sinyal ya da beyin dalgalarının aktarımını nasıl yaptıklarını tahmin edemiyoruz. Belki siz karşılaştırmış ve tahmin etmiş olabilirsiniz.